Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla birlikteyim arkadaşlar. Bugün sizlere söz vermiş olduğum gibi Coins kasma videosuyla karşınızdayım. Çok soru geliyordu. Artık zamanı gelmişti. Sizlere 3 tane duyurum var. İlki, Cumartesi günü Kadıköy'de takipçi usması yapacağım. Türkiye'deki en ucuz FIFA 21 o gün orada olacak PlayStation 4 için. Takipçi usması arkadaşlar sizleri hepiniz bekliyorum. Geçen takipçi usmasına yaklaşık 30 kişi falan geldi. Buna daha fazla insanı bekliyorum. Çünkü Cumartesi olacak ve şimdiden duruyorum arkadaşlar. FIFA almanız önemli değil. Oyun takısı yapabilirsiniz. Sadece beni görmek için gelebilirsiniz. Hepsi okey. Ben sizi görmek istiyorum. Hepinize tanışmak istiyorum arkadaşlar. Cumartesi günü saatinde yarın duracağım arkadaşlar. Hem Twitter'dan hem de YouTube'un topluluk kısmından, yeni Facebook grubundan ve Telegram'dan hepsinden duyuracağım. Aşağıdan yeni Facebook grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bin istekli grubu açacağım ve uzun bir süre kimseyi almayacağım aile ortamı kurmaya çalışacağım. O yüzden aşağıdan yeni Facebook grubuna Telegram'a katılmayı unutmayın. Son olarak da arkadaşlar bir şeyin altını çizeceğim. Biliyorsunuz trade videoları arkadaşlar çok fazla izlenmiyor ve ben bu videonun çok fazla insanın önüne çıkmasını istiyorum. Çünkü insanlar oyundaki para kasma yönteminin sadece FIFA points olduğunu sanıyor. Halbuki böyle bir şey yok. O yüzden arkadaşlar şu anda bu videoyu izliyorsanız lütfen hemen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Bu haftanın ilk coin kasma videosu arkadaşlar. İkincisi de cumartesi gelecek. Gözlüklerimi beğendiniz mi arkadaşlar? Bunu da yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Videoya başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle web app'e girmeniz gerekiyor. Web app nedir arkadaşlar? Ben aşağıda linkini bırakacağım. Bu da normal bildiğiniz FIFA'nın arkadaşlar market yani hiçbir farkı yok. Bildiğiniz FIFA'nın marketi buradan kendi marketiniz var işte kadrolarınıza bakabiliyorsunuz. Kadro kurma görevlerini tamamlayabiliyorsunuz. FIFA Web App. İnternetten girebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefon uygulaması var ya Company'in diye. Onun web versiyonu. Buradan her şey yapabiliyorsunuz yani. Çok bayağı kullanışlı bir şey. Hatta teklif verme konusunda falan da bayağı tatlı. Şimdi bu Snipe uygulaması var arkadaşlar. Size. bu Snipe uygulamasından bahsedeceğim ve nasıl kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi önceki Mini Mouse Macro diye bir program var arkadaşlar. Mini Mouse Macro'nun ben linkini aşağıya bırakacağım sizlere. Ve Short Foots diye bir tane arkadaşlar uygulama var. Bu Short Foots aylık 4 TL. Ee, bu bir tane kod ya yazılım ben normalde bunu yazılımı yapacaktım bu sene baktım adam aylık 4 TL yani adam o kadar emek vermiş bununkini kullanalım dedim şimdi arkadaşlar bu uygulama şöyle bir şey size göstereyim bakın burada hani market üzerine her şeyi kısa yol yapmış adam mesela S'ye basınca search yapıyor anladınız mı ya da B bunları ben hepsini kendim aradım orada size zaten öğreteceğim birazdan göstereceğim önceki short futsu bir aylık arkadaşlar 4 TL'ye alın ardından bakın burada configure diye bir yer var configure short foods. bu tuşları ayarlayacağımız yer tamam mı Şimdi buraya geliyorsunuz sadece benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Mesela Binav'ı yapın. Bakın görüyorsunuz. Ee, onu şey yani increase minimum bit. Benim burada videonun aynısını kopyalayın arkadaş aldıktan sonra tamam mı? Ne eksik ne fazla bak. Aynısını kopyalamanızı istiyorum sizlerden. Tamam mı? İniyorsunuz aşağı arkadaşlar. Zaten burada bir şey yok. Bunları kopluyoruz arkadaşlar. Şimdi short footumuz hazır. Short foot çok kullanışlı bir uygulama. Ee, bizim sadece şu an yapacağımız şey için değil, normalde de çok kullanışlı. Mesela kulübünüzü boşaltmak istediğiniz zaman diyelim kulübüme gidiyorsun. Player diyorsun. Quicksel matchsine yani basıyorsun. Quicksel tuşuna bir, bir şey atayım mesela. Quicksel'i Q'ya atayın. Q'ya bastığınız zaman mesela buradan otomatik Quicksel edebiliyorsunuz hepsini. E gerçekten bayağı kullanışlı bir uygulama. Haberiniz olsun. Şimdi önceki short foot'u aldık ve benim söylediğim ayarları yaptık. Şimdi geliyoruz ikinci kısma. İkinci adım arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Burada ben mini Macro makro programını açtım. Bu mini Macro makro programı arkadaşlar normal makro programı yani makro dediğimizde nedir? İşte otomatik olarak tuşmuş atıyorsun falan kendi gidiyor basıyor tamam mı? Şimdi benim bu yaptığım makroda ne oldu biliyor musunuz? Biz şimdi short fısı bir konfigür yaptık ya yani tuşları atadık. Bu makroda arkadaşlar o tuşları üst üste basmasını sağlıyor. Şimdi bir örnek vereceğim ben sizlere. Mesela web e giriyorum şu anda. Mesela web app'teyim. Şimdi arkadaşlar mesela burada ben e, nasıl kullanacağınızı anlatacağım. bunu örnek tamam mı? Videoyu sonuna kadar izleyin bak. Yoksa banlanırsınız. Hem Cenab-ı Hakk'ı yolunda gidersiniz var ya kimse alamaz size haberiniz olsun. Mesela ne kadarmış arkadaşlar? Premierlik League oyuncu mesela. Şöyle bakalım bir. 3000 yazdım. 2800 yazıyorum. Bakın hala var görmüş olduğunuz gibi. Bu arada dediğim ki bence normal şeyiniz falan hep buradan yapın. Tamam 2 2600 tamam biz mesela bunu çekiyoruz arkadaşlar geri 2100'e. Şimdi bu makroyu açıyorsunuz arkadaşlar. Okey. Burada bakın loop var. Benim önce seveceğim makroyu buraya atıyorsunuz. Ondan sonra loop'a basıyorsunuz. Mesela buraya deyin ki baba kaç kere çalışsın? 3 kere. Allah'ın hakkı <laughs> güçtür 3 kere çalışsın tamam mı? Bunu böyle hafiften çekiyorum arkadaşlar sola. Şu anda bakın OBS'e kayıyor mu? Kaymıyor. Okey güzel. Şimdi ben burada start'a bastığım zaman bu başlayacak. Ama önceki şunu ayarlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın burada şuradan geliyorsunuz. Ee, Hat keys oluyor. Ben burada gözlük taktım. Şu an pek göremiyorum bu gözlükle. Numaraları takmam lazım aslında ama neyse. Ee, şimdi buradan bakın arkadaşlar hotkeys'e geldim. Buradan play ve stop makroyu ayarlamanız gerekiyor. Mesela ben ctrl1 başta ctrl2 dur demişim tamam mı? Bunu ayarlayın mutlaka kendinize göre çünkü bazen e, snipe'luyorsunuz mesela satmak için hemen durdurman lazım. 999 yazarsan o çalışır yani sabah kadar. Şimdi bunu yaptık. Ondan sonra arkadaşlar burada mesela start tuşu var ya mesela ben burada 3 kere dedim tamam mı? Buradan mesela başlatıyorum arkadaşlar. Bu kendisi şu anda otomatik arıyor arkadaşlar. Sanki insan hediye varmış hani normal konsolda arıyormuşsun gibi arıyor. Ben şu anda dandık bir filtre gösterdim sadece örnek olması için. Ee, hani bakın mesela şu anda kendi kendine araya görmüş olduğunuz gibi herhangi bir e, bir şey olmadı. Mesela buldu. Bakın yapıştırdı onu galiba. Şöyle durdurayım be. Bir saniye dur oğlum. Oğlum dur derlenme yavrum. Evet durdu. Bakıyoruz mesela. Transfer bakın iki tane zaten bir tanesini ben almış videoda. Görmüş olduğunuz gibi bunu yapıştırdı. Hemen çekti. İçine aldı babam makineyi. Şimdi bunu aldık ya beyler. Bunu satıyoruz abi yani bu kadar basit Taktik bu. Ama şimdi bunun inceliklerinden bahsedeceğim ve günde Nasıl benim gibi ya da başka kardeşler gibi 400 500k kasarsınız bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar. Bu e sportsun da bu bir oyunu tamam mı? Yani e sportsun oyunu olduğu için isterse seni banlar, isterse oyundan atar, isterse hesabını engel Her şey yapabilir yani bu adamların elinde olan bir şey. Şimdi siz bunu ban yemeden nasıl kullanırsınız onu anlatayım size. Bana çok sevgili abi otobayır alınırım. Otobayır alınmaz kardeşim. Neden? Çünkü arkadaşlar bir şey ne kadar otomatikse yakalanması o kadar basittir. Anladınız mı? Şimdi bu yayı yazan adamlarda elbet ki buraya bir test test takımı da var ve yazıyor abi kodu. Mesela diyor ki şu kadar time yani hep aynı zaman diliminde aynı şey yapıldıysa yapıştır bana diyor. Bu normal bir şey. Bu adamın şirketi bunu yapabilir. Bunu o yüzden normal otobayır kullanmayın. Yani bunu siz başında olduğunuz zaman kullanın tamam mı arkadaşlar? Bunu demeye çalışıyorum sizlere. Ve sürekli mesela bir fitri aratıyorsun ya. Bulamazsa çok fazla ısrarcı olmayın. Yani 15-20 dakika aynı fitri aratmaya devam etmeyin arkadaşlar. Bunu nasıl karlı kullanabileceğinizi anlatacağım şimdi sizlere. Biliyorsunuz arkadaşlar SBC'ler oluyor tamam mı? Ee, SBC'de pahalı kartlar olabiliyor. Bu arada ben şunu bir çalıştırayım yine. Belki bir şeyler alırsa görmüş olursunuz. Mesela bunu alamadı geç bastığımız için. Şimdi arkadaşlar SBC'ler oluyor ve SBC'lerde çok pahalı giren non kartlar oluyor. Mesela bazen bu kim oluyor? Simon K oluyor mesela bazen. Bazen 5'e 6'ya çıkıyor. Ee, ya da bu Arjantin'in sabek pillüt falan var mesela. o. Bazen Banega çok artıyor. Ya da herhangi mesela Metabee Cartomise, Alex Tech Serie diyelim. Normalde 5.5'a gidiyor. 4.5'a arat, 5.5'a satabilirsin hani. Bunu en karlı kullanma şekli, bütün SBC'leri takip edip, SBC'de hani böyle anlık böyle bazı kadar 8K falan oluyor beyler hani. Normalde 400 kart, biri footbine koyuyor, 8K alıyor. İşte tam o zaman yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman açacaksın makroyu. 8.000 ya normalde. Yaz baba 5.000, tamam mı? 10 tane al sat yapsan, o, bak 30K kâr ediyorsun. 30K direkt kar ediyorsun. Bunu bu şekilde kullanın. Bakın altını çiziyorum. Bunu bokunu çıkararak kullanırsınız, banyersiniz kardeşim. Bak altını çiziyorum. Kendi riskinizle kullanın. Ben banyersiniz yemezsiniz demiyorum. Ee, ama kendi riskinizle kullanmanız gerekiyor. Kendi riskinizi alın. Bak bu normalde yasak olan bir şey ama dediğim gibi bütün trader'lar kullanıyor. Benim tanıdığım top olan kullanan da var. Ee, hani o yüzden dediğim ki bunu çok fazla affedersiniz bokunu çıkarmadan kullanmanız gerekiyor sevgili dostlar. Bu çok çok da hani şey bir şey. Bazen alamayabiliyorsunuz mesela çünkü bunu çok fazla insan kullanıyor. Ve de bazen gerçekten bir eliyle alabiliyor. Bunlar gerçekten e, normal şeyler sevgili dostlar. Ama sizlere dediğim gibi e, bu herkes tarafından kullanılır. Sizin de bunu kar için güzel filtre bulmanız lazım. Mesela, mesela ikon sbc'lerinde. Şimdi ikon sbc çıkacak mesela kurtuğa diyelim. Normalde gidiyor, x kaya x coin'e gitsin. x artı 20'ye gidecek. Birden artacak mesela bu. O zaman kullanacaksın bunu. Ya da bir sebebi çıkacak diyecek ki Baba, bana Brezilyalı oyuncu var mesela Brezilyalı 85 86 bir bakacaksın mesela Marquinhos'un fiyatı tamam yapmış. Bu arada şu an uyarı geldi arkadaşlar short tutsan çok fazla arattınız hızlı arattınız diye. Bazen böyle hani Webep'ten mesela bazen Webep'ten soft ban yiyiyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor Webep'ten ban yemek? Ee, oyuncu falan alamayabiliyorsunuz. Ama bu şöyle, bu normalde de olan bir şey. Yani hani Webep'e özgü ya da bunu kullandığınız için değil. Çok fazla bid veya çok fazla arama yaparsanız markette makine diyor ki baba sana hayırdır falan. O yüzden banlayabiliyor. E bunu önlemek için de arkadaşlar şuradan olması lazım. Ben göstereceğim. Bir saniyenizi alıyorum. Bakın burada playback speed var. Bunu buradan slow yapabilir. Biraz daha yavaş atma. Yani böyle direkt tak 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 değil de aralıklar aralık Hani bunu slow yapabilirsiniz. Biraz yavaş yapın. E, bu da hani sizin yakalanmanızı düşürecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugünkü video bu şekilde. Yani e, ben şimdi kendimi alacağım. Beni dinleyin birazcık arkadaşlar. Şöyle kendimi de bir büyüteyim. Bir saniyenizi alıyorum. E, şu şekilde kendimi büyüteceğim. Beni bir dinlemenizi istiyorum arkadaş. Bakın video hiç kesmiyorum. Herhangi bir edit falan yok. Şimdi arkadaşlar bakın bu oyunda coins kasmanın bin bir türlü çeşidi var. Ben bu sene iki tane taktik atacağım. Söylemiştim temel. ilk taktiğimiz bu. Bunu SBC'de oyuncular arttığı zaman kullanabilirsiniz. Tamam mı? Bu bir. Bunu aklınızda bulundurun. Bunu başka nasıl kullanabilirim? İkinciyi söylüyorum. Mesela geçen sene Musa Sisokko çıktığı zaman SBC'de satıyoruz. Shadow'lar 25k'ya fırlamıştı. Bunu o gün kullanabiliriz. Yani bunu her gün açıp böyle da akşama kadar işte bir k bir k kar için bu kullanılmaz. Bunu kullanacağın yer kardeşim SBC bilgini iyi olacak. de artan kartları alıp satacaksın. Al sat, al sat. Bunu yapacaksın. Bunu bu şekilde kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu bunu aklınızdan çıkarmayın. 2. Bunun ban riski var mı? Evet var. Altını çiziyorum. Ama hani affedersin bokunu çıkarmadan kullanırsanız dediğim gibi günde yarım saat, bir saat hani kar marjını yüksek tutacak şekilde kullanırsanız hiçbir şey olmaz. Bu da ikinci şeyim arkadaşlar. 3. Ee, üçüncü olarak da bu ilk coin kasma taktiğim. ikinci coin kasma taktiğim cumartesi günü gelecek. Sizlerden tek bir şey rica ediyorum. Arkadaşlar bu hafta sonunuzu bana ayırın. Tamam mı? Bak size bir etkinlik yapalım. Bu hafta sonunuzu bana ayırmanızı istiyorum arkadaşlar. Herkesin coin kasmasını istiyorum. Manitalara değil, manitaya, eşinizle, kız arkadaşınızla neyse deyin ki baba bu hafta offline'ız biz kardeşim. Ekmeğimizdeyiz izleyin. Bu hafta herkes offline olsun. Bu hafta bende kalın. Güzel bir coinlerimizi oyun başına kasalım. Çünkü sonradan kardeşlerim bana yazıyor. Abi takım kuramıyorum. Ben üzülüyorum tamam mı? Ben hepinizin güzel kadro kurmasını istiyorum. O yüzden sevgili dostlar rica ediyorum. Bu hafta sonunuzu bana ayırın ve cumartesi günkü atacağım taktiği izleyin. Gerçekten söylüyorum. Ben de şu an e, 10 milyon koyun var. Bu ilk defa söylüyorum. Dün da bazı takimiz var. Ben de 10 milyon koyum var arkadaşlar ve 10 milyonu tamamen bunlarla kastım. E, bundan dolayı çok fazla kendiniz yormanıza gerek yok. Bunu kullanan bir sürü trader da var. Ben hepsinin isimlerini de biliyorum. E, top 100'de olan dediğim gibi isimler de var. Geçen sene zaten söylemişlerdi. E, o yüzden çok fazla tribe girmenize gerek yok. Dozajında kullanarak güzelce coins, güzelce meblalar kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu arada bir şeyin daha altını çizeceğim arkadaşlar. Bunu benim aslında paylaşma sebebim şu. Ben normalde bunu kullanmıyordum bu seneye kadar. Bu sene bir takipçimiz bana gösterdi. Şimdi bunu bu sene neden kullanmanızı istiyorum ben? EA e neden gıcık oldum onu anlatayım. Normalde webapp'ten önce oyunun dağıtılması arkadaşlar çok tehlikeli bir şey. Çünkü webapp ilk açıldığı zaman dünyada açılıyor ve hiç kimsede coin olmadığı için güzel bir trade ortamı oluyor. Bu adamlar bu sene Webep'ten önce bütün yayıncıları gönderdiler bu oyunu. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Adamlar Webep açılmadan önce, yani biz hiç giremeden önce oyuna girdiler, coinlerini aldılar ve biz Webep'e girdik mesela Ronaldo çıkardık, 300K'ye sevdik ve bu adamlar Ronaldo falan 300K, 400K'dan topladı ve şu anda hepsi milyoner oldu. Bu bir kul arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Yani kimse gerizekalı da değil. Hani bu şirket bizi gerizekalı yerine koyuyorsa ben bu şirkette bu sene uğraşacağımı zaten size söylemiştim. Ee, bunlar da benim arkadaşlar ilk vereceğim taktik bu şekilde. Bu adamlarla ben gerçekten bu sene uğraşacağım. Bu daha paylaşacağım ilk şey. Çok fazla şey paylaşacağım. Çünkü arkadaşlar bu oyun gerçekten söylüyorum. Saygı hak eden bir oyun değil. Ben sevdiğim için oynuyorum. Sizlerle muhabbet olsun diye oynuyorum ama normal şartlarda gerçekten bu oyun oynanacak bir oyun değil arkadaşlar. Çünkü kullanıcısına bu kadar saygısızlık yapan ve gerizekalı yerine koyan ben başka bir oyun dünyada görmedim. Hiç kimsenin fikirlerini dinlemeyen saçma sapan bir oyundan bahsediyoruz arkadaşlar. E bu yüzden hani ben de böyle bir yönteme gittim. Bu ilk taktiğimdi. İkinci, üçüncü taktikler de gelecek sevgili dostlar. O yüzden kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Cumartesi günü hepinizi takipçi uçmasına Kadıköy'e bekliyorum. En ucuz FIFA orada olacak. Yarın da tekrardan canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.